Arkadaşlar merhabalar. Binot yayınlarının Türkiye geneli Türkçe deneme kısmını çözeceğiz ve birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümledeki altı çizgi kelimenin karşıda aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Dizideki oyuncuların davranışları doğal olmadığından yani yapmacık olduğundan seyirciye itici geliyor. Yani burada yapmacık tavırlardan bahsetmesi gerekiyor. Bunu da hangi şıkta görüyorsunuz? C şıkkında görüyoruz. Yapmacık tavırlarından dolayı ona bir türlü içim ısınmıyor. Buna göre cevabımız C seçeneğinde olacaktır. Doğal sözcüğünün karşıtı verilmiştir. İkinci soru. Bu parçada altı çizgi kızımla anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her insanın yaşamında beklentileri, istekleri vardır. İnsanlar bu istek ve beklentilerini elde etmek için çabalar durur. İstek okyanusunda insanlar bir gemi hükmündedir. Asıl hedefe ulaşabilmek için yelkenlerini açıp uygun rüzgarı bekler. Burada uygun rüzgarı bekler kelimesi uygun zamanın gelmesi yani uygun fırsatların kollanmasından bahsettiği için cevabımız adın olacak çocuklar. Planlı hareket etme, hedef belirleme, bencil olma gibi durumlar söz konusu değildir. Burada uygun fırsatı beklemekten bahsediyor. Cevabımız Adana. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisi bu atasözlerindeki altı çizgi sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir? Yaş iken dediğimizde burada küçük yaşlarda anlamında. Boş başın başı dik olur dediğimizde burada bilgisizlikten bahsediyor arkadaşlar. Dağ başında duman eksik olmaz. Bu sözcük bir kalsın. Rüzgar eken fırtına biçer dediğimizde burada sıkıntı ve dertten bahsediyor. Ama duman sözcüğü burada iyilik anlamında kullanılmamıştır. Buna göre cevabımız Balıkesir olacaktır. Dördüncü soru. Bu metinde geçen gına gelmek deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Küçük fil çok acıkmıştı. Ormanda göz alabildiğine yeşillik vardı. Ama o sürekli of artık ot yemekten gına geldi diyordu. Çocuklar sürekli aynı şeyi yediği için ne yapıyor? Gına geldi artık bıktığını dile getiriyor. Burada bıkmak anlamında kullanılmıştır. Bakalım Celil sabahlara kadar ders çalışmak zorundaydı. Zeynep devamlı bu sözü tekrar edip duruyordu dediğimizde. İlhan yıllardır aynı işi yapmaktan bıkıp usanmıştı. Dikkat edin zaten burada bıkmak anlamında olduğu için direkt bıkmak cevabını gördük. Bıkıp usanmak anlamında olduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Buna göre numaralanmış cümlelerden hangisi belirttiği öznellik ve nesnellik bakımından diğerlerinden farklıdır? Öznellikte kişilerin kendi duygu ve düşünceleri vardır arkadaşlar. Kanıtlanabilirlik açısından nesnellikten daha farklı bir unsurdur. Nesnellikte kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen yargılardan bahsediyoruz. Ama öznellikte kanıtlanabilen bir yargı değildir. Bakalım kitap piyasaya çıkalı bir yıl olmadan 5. baskısını yaptı. Ben bu ifadeyi kanıtlayabildiğim için nesnel bir ifadedir. Akıcı anlatımı okuyucu hemen sarı veriyordu. Dikkat edin burada. Kişiden kişiye göre değişebilir. Sana göre sarıyor olabilir ama bana göre sarmıyor olabilir değil mi? O zaman özneldir ikinci kısım. Sıra dışı konusu da özellikle gençlere ilgi uyandırıyordu. Sana göre sıra dışı olabilir ama bana göre değildir. Öznel. Birkaç dil ve anlatım yanlışlığı eserin başarısını gölge düşürmüştür. Bu da aynı şekilde kendi duygu ve düşüncesi, kişisel fikri olduğu için özneldir. Diğerlerinden farklı olanı istediği için cevabımız A şıkkı olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Avcı tüm dikkatini toplamış, tüfeğini ceylana doğrultmuştu. Şansı iyiydi bugün. İki tavşan ve eti dişinin kovuğuna doldurması da birkaç tane kuş avlamıştı. İyice nişan alıp tüfeğin tetiğine dokundu. Burada dokuma duyusu var ama şıklarda bunu göremiyoruz zaten. Barut kokusuyla birlikte şiddetli bir ses ormanda yankılandı. Dikkat edin barut kokusu o zaman koklama. Şiddetli bir ses işitme. Avcı ceylan olduğu yere baktı dediğimde de görme duyusu yüzünü buruşturdu. Ceylan dört nala ormanın içine doğru koşuyordu. Dikkat ederseniz bu metinde tatma duyusuyla ilgili bir ifade söz konusu değildir çocuklar. O zaman cevabımız Balıkesir olacaktır. Yedinci soru. Bu dörtlükte aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir? Zaman zaman bu dünyadan bir adam kalkar. Övünerek işte buradayım der. Kısa bir düş boyunca sürer zaferi, ölüm gelmiştir bile ve işte buradayım der. Ömrün kısalığı, evet arkadaşlar ömür kısalığından bahsediyor.
Ölümün kaçınılmazlığı. Doğrudur. Dünyanın gelip geçici olduğu, insanların çabuk unutulduğu. Dikkat edin, bu metinde öyle bir ifade yok arkadaşlar. İnsanların çabuk unutulduğuna dair bir ifade söz konusu değildir. Cevabımız Denizli olacaktır. 8. soru. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda baştan 3. cümle hangisi olur? Bakalım. Bunun içinde başlamaz bir cümle. Koşun aslında suyut dolu değil dediğimizde 3 ile de başlayamayız. Sonrayla başlayamayız. O zaman 2. Küçükken Söğüt dağlarından atlar yapar, yarışa tuttururduk. Bunun için önce uzun Söğüt dağları bulur, bir çakıyla dalın ucunu kesip kabuklarından da kulak ve burun yapardık. Sonra kim önce belirlenen yere gidecek diye yarışa koyulurduk. Daha sonra da koşan aslında Söğüt dalı değil, bizdik ama yine de çok eğlenirdik. Bu da son cümlemizdir çocuklar. Bizden baştan üçüncüyü istediği için cevabımız Denizli olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki resimlerden hangisi bu parçada sözü edilen sanat anlayışını yansıtmaz? Sanat doğanın gerçeğin taklidinden ibaret olmasıydı. Hiçbir taklit aslı kadar mükemmel olamayacağı için sanata da ihtiyaç olmazdı. Hangi beste bir bülbülün kanaryanın şakaması kadar doğal ve güzel olabilir? Hangi mimari eser çiçek açmış bir portakal ağacı kadar büyüleyici olabilir? Hangi tablo İstanbul Boğazı'nı gerçeğe kadar güzel resmedebilir? Oysa ki sanat bir yeniden ortaya koyuştur şeklini değiştirmedir. Kişisel algılayıştır, gerçeği yapaylaştırmaktır. Dikkat edin arkadaşlar, burada olanı olduğu gibi anlatmamaktan, bahsetmemekten dem vuruyor. Dikkat ederseniz burada gerçeği yapaylaştırmak, yani doğal olandan uzaklaştırmak, kişisel algılayış, şeklini değiştirme olduğundan bahsediyor. Dikkat ederseniz burada A şıkkında şekli değiştirmiş, renklerle bunu yapmış ve gözdeki ifade kesinlikle bu olabilir. Bu sanat anlayışına uygun olabilir. Aynı şekilde dikkat edin, burada da saatler var. Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Burada da hayal unsurlarını görüyorsunuz. Ya da kelebekler, değil mi? Bu tabloda da aynı şekilde hayal unsurları vardır. Ama B şıkkında gerçektir çocuklar, gerçeğe yakındır. Böyle bir doğa resmi görebilir miyiz? Evet, görebiliriz. Gerçek hayatta görebilir miyiz? Evet, görebiliriz. O zaman burada hayal gücü yoktur. O zaman bu fikirleri yazanın fikrine çelişmektedir, yansıtmaz. Cevabımız Balıkesir olacaktır. 10. soru. Bu metinde numaralanmış cümlenin hangisinden sonra nehir Afrika'da kuzeye doğru ilerler ve Akdeniz'e dökülür cümlesi getirmesi en uygundur? Dünyanın en uzun nehri olan Nil, Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nden doğar. Dikkat edin, burada nehir Afrika'da kuzeye doğru ilerler ve Akdeniz'e dökülür. Akdeniz'e döküldüğü yerde, dikkat edin arkadaşlar, şuradaki ifadeyle tekrar devam ettiği için ben birden sonra getirebilirim. O zaman cevabım da Adana olmuş oluyor. 11. soru. Parçanın başına aşağıdaki cümlenin hangisi getirilmesi gerekir? Çünkü uçmak için genellikle sıcak hava akımlarından yararlanır. Bunu geniş ve uzun kanatları sayesinde yaparlar. Sabah güneşin doğmasıyla birlikte hava ısınmaya başlar. Isınan hava yoğunluğu azaldığı için yukarı doğru yükselir ve termal denilen sıcak hava akımları oluşur. Karakbabalar bu hava akımlarını kullanarak neredeyse hiç enerji harcamadan yükseklere çıkabilir. Karakbabalar uçarken fazla enerji harcamaz. Dikkat edin çocuklar, burada fazla enerji harcamaz. Çünkü diyor, burada ne yapıyormuş? Hava akımlarından yararlanıyormuş. O zaman ben A şıkkını getirebilirim. Cevabım da Adana olacaktır. 12. soru. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomiyi öğrenmenin, ekonomik sorunlar karşısında neler yapılacağını bilmenin ve bu sorunlara karşı gereken tedbirleri alabilmenin en iyi yolu gençleri eğitmek ve onları bu konuda bilinçlendirmektir. İnsanları eğitmenin zor olduğu bu süreçte izlenecek en iyi yol, uygun bir müfredatla öğrencinin sıkılmayacağı bir ekonomi dersinin lise ve denge okullarda okutulmasıdır. İleride bir ekonomik sistemin içinde olacak gençlerin pratikte iyi bir ekonomist kadar olmasa da ekonomi konusunda temel kavramları bilmesi hem kendisi hem de toplum için oldukça faydalı olacaktır. Bakalım çocuklar, ekonomik sorunlara karşı tedbirli olma, bu gibi ifadelerden bahsetmiyor. Dikkat edin, sorunlara karşı tedbirli olma gibi bir ifade söz konusu değil. Okullardaki eğitim sisteminden bahsetmiyor. Ekonominin toplum üzerindeki etkilerinden bahsetmiyor.
gençlere ekonominin öğretilmesinden bahsediyor değil mi? Okullarda müfredata lisede uygun düzeyde koyulmasından bahsediyor. Böylelikle cevabımız Denizli olacaktır. 13. soru. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir? Nevruz aslında bahar ayının gelmesi demek. Bir nevi doğanın canlanması, bereket kazanması demek. Dünyanın miladından bu yana tarım ve hayvancılık ne kadar önemli olduğunu düşünürsek eski zaman insanı için baharın gelmesi elbette bir şenlik havasında geçecektir. Bu bakımdan da büyük medeniyetler her zaman baharın gelişini diğer günlerden ayrı bir şekilde kutlamışlardır diyor. Bakalım Nevruz ne zaman kutlanır? Ne zaman kutlanından bahsetmiyor. Kimler kutlar bundan bahsetmiyor. Nevruz tam olarak ne demektir? Evet arkadaşlar dikkat edin. Nevruz'un ne demek olduğundan bahsediyor. Nevruz hangi milletlerce kutlanır? Bundan da bahsetmiyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 14. soru. Aşağıda sürücü belgeleri, sınıfları ve bunlara dair aranan şartlar içeren bir tabloya yer verilmiştir. Bir sürücü kursuna giden Umut, Veli, Yunus ve Zeynep isimli kişiler kurs eğitimlerini tamamlamış ve sürücü belgelerini almıştır. Kimin hangi sürücü belgesini aldığı ile ilgili bilinenler şunlarmış. Yunus 4 tekerlekli motosiklet kullanımını da kapsayan bir sürücü belgesi almış. Hangisini almış olabilir arkadaşlar? Motosiklette de motor gücü, tekerlekli bisikletleri kullanabilir değil mi? Bunlardan olabilir. Umut kamyon ve çekici kullanabilecek bir sürücü belgesi almış. Kamyon ve çekici kullanan, evet, kapsadığı alanlarda bunlar çocuklar. Zeynep henüz 18 yaşındaymış. Tamam, uygun şarta sahip. Sürücü kursundan belgesini alan Veli minibüs satın almış ve trafikte herhangi bir sorun yaşamamıştır. Evet, buradan minibüs D sınıfına giriyor. Kesinlikle doğru olanı istemiş bizden. Zeynep'in babasının otomobiliyle trafiğine çıkmasına bir engel yoktur. Arkadaşlar kesinlikle doğrudur diyemeyiz bu ifadeye. Umut'un sürücü belgesi traktör kullanmasına imkan tanımaktadır. Bakalım. Dikkat ederseniz Umut kamyon ve çekici kullanabilecek. Yani C1 sınıfında ne almış? Sürücü belgesi almış. Dikkat ederseniz burada F'nin ben traktör olduğunu anlıyorum bu ifadeyle. Evet, F sınıfında kapsıyor. Kesinlikle doğrudur. Veli çekici kullanmasına engel olmayan bir sürücü belgesi almıştır. Bu ifadeye de ulaşamıyoruz. Yunus B sınıfı sürücü belgesine sahiptir. Arkadaşlar kesin değil. Dikkat edin, bu da olabilir, bu da olabilir demiştim. O yüzden cevabımız Balıkesir olacaktır. 15. soru. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyit Bayram Veli Hazretleri, Ahmet Yesevi Ocağı'nda yetişen dini ilimlerin yanı sıra fenli ilimlerle de meşgul olan olmuş büyük bir zattır. Bir gece rüyasında bugünkü Dedemli kasabasının eteğinde bulunan Göksu Nehri kıyısına gelip yerleşmesini ve burada yurt kurmasını emreden bir ses duymuştur. Kendisine bir bulutun kılavuzluk edeceği ve bulutu takip etmesi söylenmiştir. Bu ses 3 gece rüyasında tekrarlanınca bir şabak vakti eşi, oğlu, kızı ve hizmetçisiyle birlikte yola koyulur. 5 kişiyle çıktığı uzun bir yolculuğun ardından kendilerine katılan kalabalık bir toplulukla Orta Torosların yamacında bugünkü Dedemli'ye çadırını kurarlar. Takip ettiği bulut burada gökyüzünde yüksek gözden kaybolunca kuracağı yurdun burası olduğunu anlar. Artık bugünkü Dedemli'nin ilk temeli atılmıştır. Dikkat edin, bu bir deneme olamaz arkadaşlar. Denemede kişisel fikir ve düşünceler vardır. Masal olamaz, olağanüstü ögeler yer alır masalda. Olağanüstü ögeler yok. Roman olamaz arkadaşlar. Romanda giriş, gelişme, olay, yer ve zaman unsurları belirtilir ve uzun soluklu türlerdir. Olsa olsa bu ne olabilir? Efsane olabilir. Dikkat edin, buradan Dedemli'nin kuruluşuna dair bir rivayet söz konusu çocuklar. Ne yapıyor? Bir açıklama yapıyor. Efsanede genel anlamda neydi vardı zaten? Yerler hakkında bir açıklama söz konusuydu. O zaman cevabımız da Denizli olacaktır. 16. soru. Numaralanmış cümlenin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Bakalım. Kunduzların dişleri uzun ve güçlüdür. Üst ön dişlerin uzunluğu 2-3 cm'dir. Bu hayvanlar yaşadıkları alanlardaki ağaçların gövdelerini dişleri kemirerek devirir. Yaşamları boyunca sürekli uzayan ön dişleri ağaçları kemirdiklerinden törpülenmiş olur. Dikkat edin burada. Törpülenmiş olmasının nedeni neymiş? Ön dişleri ağaçlarının kemirmesiymiş arkadaşlar. Kesinlikle neden sonuç ilişkisi vardır. Cevabımız da Denizli olacaktır.
17. soru. Bu metine verilen bilgilerden hareketle İnci'nin mesleği nedir? İnci Tülay Ayla Ece diş doktorluğu, öğretmenlik, aşçılık ve pilotluk mesleklerinden birinde çalışan 4 arkadaştır. Bu insanlar ve meslekleriyle ilgili bilinenler şunlardır. Öncelikle yazalım çocuklar. Diş doktoru, öğretmen, aşçı ve pilot. Ayla diş doktoruymuş. Ayla'yı yazdık hemen. Ece öğretmen değilmiş. Tülay aşçı ya da pilotmuş arkadaşlar. Bakalım bu ifadeye göre hangilerini yerleştirebiliriz? Bir düşünelim. Şimdi ben zaten Ayla'yı biliyorum. O zaman öğretmen olan kim olabilir? İnci olabilir, değil mi? Aynı şekilde aşçı olan Ece olabilir bu bilgilere göre. Ece'nin çünkü öğretmen olmadığını biliyorum. Tülay'a da neyi veririz? Pilotu veririz. Eşleştirmeyi yaptık. Bizden de neyi istiyor? İnci'nin mesleğini istiyormuş zaten. O zaman öğretmendir. 17. sorumuzun cevabı Balıkesir olacaktır. 18. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay araçla belirtilen yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilir? Roman, şiir, deneme ve öykü kadar dil özeni gerektirmez dediğimde dikkat ederseniz eş değer ögeler arasında virgül olduğu için ben buradan romanı belirtmek için, romanı karışmasını önlemek için ne yapıyorum? Noktalı virgülü kullanıyorum. 6A sınıfından Emre Yunus, 6B sınıfından Ceyda, Sibel hangi yarışmaya katılacak dediğimde dikkat edin burada 6A ve 6B'yi kategori etmiş, eşdeğer ögeler arasında da virgül olduğu için noktalı virgülü kullandım. Portakal mandalini Akdeniz bölgesinde, buğday arpa İç Anadolu bölgesinde. Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesinde yetişenleri kategori ettiği için aynı şekilde eşdeğer ögeler arasında virgül olduğu için noktalı virgül gelir. Başarının iki anahtarı vardır. Dikkat edin burada bunları açıklayacak açıklama cümlelerinde iki nokta kullanıyoruz. İnanç ve çalışma. Dikkat edin diğerlerinden farklı dediği için cevabımız Denizli olacaktır. 19. soru. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Arkadaşlar şoför kelimesi bu şekilde yazılmaz. Şoför şeklinde yazmamız gerekiyordu. Burada yazım yanlışı yapılmış. Yeni aldığı bulaşık makinesi bozulmuş dediğimizde makina değil çocuklar, makine şeklinde yazmamız gerekiyor. Doğru yazım bu şekildedir. Son provayı bugün yaptılar. Provayı gayet doğru yazmış. Bir sıkıntı yok. Kontörle olması gerekiyor çocuklar. Doğru yazımları bu şekilde olacaktır. Bizden yazım yanlışı yoktur olanı istemiş. Cevabımız da C şıkkı olacaktır. 20. soru ve son sorumuz. İlçe genelinde düzenlenen bir bilgi yarışmasına BYZ okullarına temsil eden Adem, Berrin, Cansu, Çağlayan, Damla, Ezgi, Fethi, Gülnihal, Harun isimli öğrenciler katılmış. Bilgi yarışmasında kimin hangi okulu temsil ettiğiyle ilgili bilinenler şunlardır. Biz öncelikle okullarımızı yazalım çocuklar. Şuraları bir sileyim. Evet. BYZ isimli okullarımız varmış. Şimdi bilgi yarışmasına her okuldan 3 öğrenci katılmış. Bu bilgileri de yazalım. Çünkü lazım olacak. Harun Bey okulunda okumaktadır. Harun'un yeri kesin. Damla ile Fethi Y okulunda. Damla ve Fethi. Berin onlardan farklı bir okulda okumaktadır. O zaman Berin'e V okulu ya da Z okulu. Şuraya Berin'i yazalım isterseniz. Berin V ya da Z. Adem ile Cansu aynı okulu okumaktadır. O zaman Adem ile Cansu'yu ben nereye yazabilirim çocuklar? Ben direkt Z okuluna yazabilirim. Adem ve Cansu. Harun Çağlayan ile aynı. O zaman Çağlayan'ın yeri de kesinleşti. Gülnihal'den farklı bir okulda okumaktadır. O zaman Gülnihal'i de nereye verebilirim? Buraya verebilirim. Gülnihal'den farklı bir okulda okumaktadır. Cansu ile Ezgi farklı okullarda okumaktadır. Gülnihal ile Fethi farklı okullarda okumaktadır. O zaman Gülnihal zaten buraya yazmıştık. Fethi'nin olduğu yere yazmadık. O zaman Ezgi ile kim kaldı geriye? Cansu'yu yazdık. Değil mi? Evet. O zaman Ezgi'yi buraya. Berrin zaten B ya da Z'ye gideceği için arkadaşlar.
V'nin de nereye yazarız? V ya da Z gideceği için pardon şuraya V'nini veririz. Buraya da Ezgi'yi veririz. Çünkü V ya da Z'ye gidiyormuş. Y'ye yazamıyoruz. Buna göre bizden ne istiyor? Buna göre Z okulunu temsil edecek öğrenciler aşağıdakinin hangisine doğru verilmiştir? Burada Adem, Cansu ve ne arkadaşlar? Gülnihal var. Buna göre cevabımız da C seçeneği olmuş oluyor. Burada soru çözümümüz bitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.